Evet, merhabalar. Bu akşam size yeni kurduğum akvaryumdan bahsetmek istiyorum. Akvaryumum 120 santimlik 120P dediğimiz akvaryum ölçülerine sahip. Aktif toprak girdik. Yaklaşık 3 paket 9 litrelik Ada Aquasoil var. Güçlü 2 adet ışığımız var. Chiros Vivid 2. Ve akvaryumun şu an 3 pompa mevcut. Bir tane küçük pompam var. Yeni kuracağım bir akvaryum için. Bakteri kültürünü oluşturmaya çalışıyorum onun için. Normalde 2 ayrı pompayla çalıştıracağım. Yaklaşık 2500 litre saat çevrimi var. Şöyle. Akvaryumumuz 3. hafta. 3. haftasını dolduruyor. Su biraz bulanık. Bugün normalden daha fazla su değişimi yaptım. Çünkü 3. haftaya girdiğimiz için alglar gözükmeye başladı. Biraz daha fazla su değişimi istedim. Bu sebepten suda bulanıklıklar oluştu. İlk bir hafta her gün %50 su değişimi yaptım. İkinci hafta 2 günde bir %50 su değişimi yaptım ve bu hafta 3 günde bir %50 su değişimiyle devam ediyorum. Önümüzdeki hafta, 4. hafta 3 günde bir %50'lik bir su değişimi yapacağım. Daha sonrasında bakacağız su ne durumda. Akabinde canlı gireceğim. Aslında bu hafta alg giyicileri girmem gerekiyordu. İşte Sae, Otosinklus ve Karides artı salyangoz girmem gerekiyordu. İş yoğunluğundan dolayı ilgilenemedim açıkçası. Bitkilerim biraz az. Biraz yoğunluğum bugün işlerimden dolayı bu birkaç haftadır. Şu an fazla bitki girmediğim için emilim az var ve su berrak değil. Amonyum nitrat oranı çok fazla suda. Ama bu problem değil. Su değişimiyle bunu atabilirim. Karbondioksit veriyorum. Yaklaşık saniyede 6 damla kadar, 6-7 damla kadar sanırım. 5-6-7 damla kadar. İndikatör su değişimi yaptığım için şu an koyu renkte. Bir yüzey skimmer'ım vardı, onu kaldırdım. Bu Neoflow'unki yeterli oluyor şimdilik. Günlük su değerlerimi ölçüyorum. TDS değerlerini. Normalde ben arıtılmış su kullanıyorum. Ama bu tankta çeşme suyu kullanmayı tercih ettim. İlk haftalarda her gün Seachem'in Stability bakteri kültürünü kullandım her gün. Daha sonrasında ikinci haftada 2-3 günde bir kullandım. Şimdi haftada 2 kere kullanmayı planlıyorum. Çünkü sudaki bulanıklık gayet geçmişti ama şu an bahsettiğim gibi aşırı su değişiminden dolayı suda netlik kalmadı gördüğünüz gibi. Suyu Çeşme suyu kullandığım için yine Seachem Prime kullanıyorum. Sadece su değişimim değil, arada hafta içerisinde yani 3 günde mesela özellikle bu haftada 3 günde bir su değişimi yaptığım için ikinci gün yine çok az miktarda Seachem Prime atıyorum ki amonyum nitratı bir arada toplayıp pompa vasıtasıyla bir yerde toplanmasını ve su değişiminde nitrattan ve amonyumdan amonyum atmam için bana yardımcı oluyor. Evet, bazı kayalarımız var. Bitkilerimiz var. Taban bitkilerimiz. Monte Carlo. Aslında çok fazla bitkim var. Başka bir akvaryum daha var ama bunları getirmiştim. Sadece çok sık ekim yapamadım. Açıkçası acelem de yok. Şu an 3 tane akvaryumum var. HR'larım arka tarafta. Bunları diğer akvaryumdan aldım.
getirdiğim zaman kırmızılardı. Yine kırmızılar devam ediyor. Evet, hafiften bir alp başlangıcı var. Bakalım nereden gösterebilirim size. Özellikle biraz daha ışığa yakın olan yerlerde. Işığı biraz kısıyorum. %60'lar oranına getiriyorum ve günlük 6 saat kadar akvaryumu ışıklandırıyorum. Yaklaşık 8 saat kadar da karbondioksit veriyorum. Işıkların açılımından 2 saat önceden karbondioksite başlıyorum ki tankta yeteri kadar karbondioksit oluşsun. Işıklar yandığında fotosentez süreci başlasın istiyorum. Su değerlerim yaklaşık normal çeşme suyum 205 değerinde TDS. Çözülümü. Şu an salınım çok fazla vardı. İlk haftalarda çok fazla salınım olduğundan dolayı TDS değerim gün içerisinde 100 değer kadar, yani 100 TDS kadar artıyordu. Şimdi 3. haftaya girdiğim için ciddi anlamda azalma var. Bugün su değişimi yaptım. 240 TDS geldi. Muhtemelen yarın ancak 250-255'i görür. İnanıyorum ki 4. 5. haftalarda daha azalacak. Işıklar çok güçlü olduğu için ışıkları %50 seviyede veya %60 seviyede kullanmak istiyorum. Aksi takdirde alp patlamaları başlayacak. Zaten ufaktan bir başladı. Daha fazla olmaması için günlük 6 saate maruz bırakıyorum şu ve %60, %50, %60 kadar seviyeyle kullanıyorum. Tankımız bu şekilde. Önümüzdeki haftalarda tekrar yeni bir çekim yapacağım. Haftaya görüşmek üzere.